4 x kare eksi 16 bölü 2 eksi x neye eşittir diye soruluyor. Bakalım bunu biraz sadeleştirebilecek miyiz? 4 x kare eksi 16. Bunu 4 parantezine alırsak ne olacak? 4 çarpı parantez içinde x kare eksi 4 olacak değil mi? Bunu da 2 eksi x'e böleceğiz. O halde payımız 4 çarpı parantez içinde x artı 2 çarpı yine parantez içinde x eksi 2 olarak yazılabilir. Paydamızda 2 eksi x var, yukarıda ise x eksi 2. Peki ya 2 eksi x'i eksi 1 parantezine alsak ne olur? Eksi x eksi 1 ile çarpılınca artı olur değil mi? Artı x olur, artı 2 de eksi 2 olur. Burada gördüğümüz gibi bir ifadeyi eksi 1 ile çarptığımızda ya da eksi 1'e böldüğümüzde terimlerin sırası değişir. 2 eksi x şimdi x eksi 2 oldu ve bu bizim işimize yarar değil mi? Pay kısmında da x eksi 2 var. Bu ikisi birbirini götürecek. x'in 2'ye eşit olmayacağını, olamayacağını düşüneceğiz. Çünkü x'in 2 olduğu durumda bu ifade tanımsız oluyor. Bir şeyi sıfıra bölemeyiz. x eksi 2'ler gitti. Elimizde 4 bölü eksi 1'den eksi 4 çarpı x artı 2 kaldı. Eksi 4 çarpı x artı 2, o zaman da d şıkkını işaretliyoruz. Evet, sıradaki soru. x kare artı 4x bölü x artı 3 çarpı x kare eksi 9 bölü x kare artı x eksi 12. Bu işlemi yapmak saatler sürebilirdi, o yüzden çarpanlarını ayırıp sadeleştirme yapacağız. Bu sadeleştirmeyi çarpma işlemine girişmeden yapıyoruz ki işimiz kolaylaşsın. Evet, o halde bu ifadeleri elimizden geldiğince sadeleştirmeye çalışalım. İlk ifade x kare artı 4x. Bunu hemen x parantezine alalım. x çarpı x artı 4 olur. x kare eksi 9. Bunun da bir a kare eksi b kare ifadesi olduğu belli. Bu da x artı 3 çarpı x eksi 3 olur. Bir kesrin paydası x artı 3, pek bir şey yapamıyoruz. Gelelim x kare artı x eksi 12'ye. Hangi iki sayının toplamı 1 ve çarpımı eksi 12'dir? x artı 4 çarpı x eksi 3 desek, bu işimizi görür değil mi? 4 artı 3 eşittir 1, 4 çarpı eksi 3 eşittir eksi 12. İşe yarıyor. Pekala, şimdi sadeleştirmeye hazırız ama ondan önce elimizdekileri tekrar bir yazalım. x çarpı x artı 4, çarpı x artı 3, çarpı x eksi 3, bölü x artı 3, çarpı x artı 4, çarpı x eksi 3. Şimdi sadeleştirmeyi yapalım. x eksi 3'ler gider x artı 4'ler de gider, x artı 3'ler de gider ve geriye sadece x kalır. Yani tüm bu karmaşık ifade basit bir x'e eşitmiş. Cevap B şıkkı. Bir sonraki problem. Yine sadeleştirme yapacağız. 5x küp y artı 20x kare y kare artı 20xy küp bölü 5xy. Bu terimlerin hepsinde 5xy var değil mi? O zaman 5'ten kurtulalım. Hatta hem payı hem de paydayı 5xy'ye bölelim. Pekala, 5x küp y'yi 5xy'ye bölersek ne olur? 5'i 5'e böldük. 1, x3 x küp x'e bölündü. x kare, y'yi de y'ye böleriz. 1. O halde 5x küp y'yi 5xy'ye böldüğümüzde sonuç x kare. Kolaydı değil mi? Sıradaki, 20'yi de 5'e böldük, 4, x kareyi x'e böldük, x, y kareyi de y'ye bölersek, y. Yani bölüm 4xy. Üçüncü ifadeyi de bölelim. 20'yi 5'e böldük, 4, x'i x'e böldük, 1, y küpü de y'ye böleriz, y kare. Elimizde x kare artı 4xy artı 4y kare kaldı ama şıklarda böyle bir şey yok. Tahminim elimizdeki ifadenin bir şeyin karesi olduğu yönünde şıklardaki ifadeler, şıklardaki ifadeler kareli, değil mi? Bakalım x kare artı 4xy artı 4y kareyi çarpanlarına ayırabilecek miyiz? Hangi iki rakamı topladığımda 4xy eder? Ya da şöyle diyelim. Hangi rakama x ile çarptığımda 4 x y'nin yarısına ve karesini aldığımda 4 y kareye eşit olur? 2 y kare değil mi? O halde şöyle yazalım. x artı 2 y ve bunun karesi. Eğer emin olamadıysanız sağlamasını yapın ve x artı 2 y'nin karesini hesaplayın. Şıklara baktığımızda c ve d şıkkının elimizdeki terimle alakasız olduğunu zaten görüyoruz. Geriye a ve b şıkları kalıyor. Ama elimizde 4y kare var ve a şıkkının içinde y yok. Yani sonuçtan gidip eleme yoluyla cevabın x artı 2y'nin karesi olduğunu bulabilirsiniz. Sıradaki soru. Önümüzde bayağı büyük bir grafik var, pekala. Eğer i kök eksi 1'e eşitse denmiş, daha önceki videolarda bu sihirli sayılardan i'den, e'den ve pi'den bahsetmiştik. Grafikte 5 eksi 2 i noktasını gösterin. x ekseni gerçek sayı ekseni. Gerçek sayı olan 5'i alıyoruz ve 1, 2, 3, 4, 5 buraya koyduk. y ekseni ise sanal sayı ekseni. İfadenin sanal kısmı olan eksi 2 i için ne yapacağız? İ yönünde 2 aşağı ilerleyeceğiz. Vardığımız nokta d noktası. Şıklarda da yine d şıkkı olarak belirtilmiş. İşaretliyoruz. İşte bu kadar. Grafik karmaşık görünse de oldukça basit bir soruydu. Sıradaki soru. Anlaşılan bizi pek çok sanal sayı problemi bekliyor. Eğer i kök eksi 1'e eşitse, i üzeri 4 nedir? i terimini öğrenmiştik. i eşittir kök eksi 1. İki tarafında karesini alalım. i kare eşittir eksi 1. Şimdi bu denklemin iki tarafının karelerini alalım. i karenin karesi eşittir eksi 1'in karesi değil mi? i karenin karesi i üzeri 4'tür öyle değil mi? i kare de 1'e eşittir. O halde i üzeri 4 de 1 olacak. Bu kadar basit. Cevap C şıkkı. Sıradaki soru. Yine bir grafik verilmiş. Aşağıdaki karmaşık sayılardan hangisi grafikteki nokta ile belirtilmiştir? Gerçek ve sanal kısımları bulmamız gerekiyor. Gerçek kısım neresi? Bu koordinatın gerçek kısmı 3, sanal kısmı da eksi 4. O halde 3 eksi 4 cevap C şıkkı. Bu kadar basit.